Merhaba arkadaşlar, spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'den hoş geldiniz. Soğuk ve çok yağışlı bir Haziran gününden merhaba. Bugün rotam Antalya'ya uçakla ineceğim. Oradan Burdur, Afyon, yarın da Denizli, Muğla ve oradan döneceğim. Ama biraz stresliyim şu anda. Çünkü biraz geç kaldım. Esasında normal vakitte, diğer zamanlara göre geç kalmadım. Bundan daha az zaman kala uçağa çıkardım. Ama bugün farklı bir durum var. Bu da havayolu şirketlerinin çalışma prensiplerinden kaynaklanıyor. Onu da şimdi size söyleyeceğim. Önce bir taksiye bineyim, taksiden atayım. Tabii bu kadar az zaman kala uçağa binmek için önceden check-in yapmış olmak gerekiyor. Dün check-in yapamadım. Sebep de uçak normal koltuk sayısından fazla satılmış. Havayolu şirketlerinde şu olur. Hemen her zaman gelmeyen yolcular olduğundan dolayı havayolu firmaları kendi ortalamalarına göre belli bir miktar fazla bilet satarlar. Türk Hava Yolları'nda bu oran yaklaşık %4. Yani yaklaşık olarak tecrübelerine göre %4 bilet alan insan gelmediğinden dolayı gözüküyorum bulandı. Onunla %4 fazla satıyorlar ekonomi sınıfını. Eğer hepsi gelirse en sık uçan yolcudan itibaren business'a upgrade ediyorlar. Eğer yine de dolduramazlarsa, yani business'a doluysa o zaman son 45 dakikadan daha az zaman kala gelen yolcuları geri çeviriyorlar. Hepsi de erken gelirse o zaman gözüne kestirdikleri insanları bir sonraki uçuş için ikna etmeye çalışıyorlar. Yaklaşık iç uçuşlarda herhalde 200 liraya kadar, yurt dışı uçuşlarda zannediyorum 150 euro gibi bir rakama kadar tazminatta teklif ederek. Şimdi dün tüm koltuklar, ben bilet aldığımda tüm koltuklar dolu olduğundan dolayı çekilime izin vermedi. Telefonla çağrı merkezini aradım, yine olmadı, çağrı merkezi de yapamadı. Bundan dolayı hani yasal süre olan son 45 dakikadan daha az kala varırsam beni de reddedebilir. Ama eğer beni alırsa muhtemelen overbook olduğu için, yani koltuk sayısından fazla sattığı için de büyük ihtimal beni hani ben sık uçan yolcu statüsünde elite plus olduğumdan dolayı, en üstte olduğumdan dolayı muhtemelen beni business'a ücretsiz upgrade yapacak. Şimdi bakalım, o heyecan var. Uçağa yetişebilecek miyim? Yetişirsem upgrade olacak mıyım? Göreceğiz beraber. Heyecanı atlattık. Bu riskli olan kısımdı. Uçaktayız artık. İkinci heyecan olan kısım, acaba ücretsiz business upgrade olacak mıyım, olmayacak mıyım? O da kapıda belli olacak. Bir su daha alayım. Yolda lazım olur. Bir tane de arabada olur. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de kimlik görebilirim. Tabii. Upgrade yok mu? Overbook var sanki. Şu an tam sıfırdı uçak. Öyle mi? Tamam. Tam full çıktı uçak ya. Demek ki gelmeyen oldu. Bu kötü haber. Heyecanlanmıştık ama gelmeyen bir kişi olmuş herhalde. Maalesef overbook yok. Tam full. Antalya'ya indim. Antalya'da hava daha sıcak, 22-23 derece ama yine biraz yağış var. Şimdi araba kiralamak için Enterprise'a geldim. Arabayı değiştirdim. Şöyle BMW 2 serisi gördüm. Daha önceden hiç kullanmamıştım. Zaten bu 2 sene önce çıkmış ama bu kasa 2021 modelmiş. Yani kasa değişmiş 2021'de. 3 serisinin biraz daha sportif hali gibi gözüküyor. Ben de bir denemek istedim. Böyle motoru falan da çok kuvvetli olmasa da ses falan yapmışlar. Sanki hani modifiye egzoz gibi. Böyle güzel gözüküyor. Alçak bir hayli. 3 serisinden daha da alçak. Hafif sportif görünümü var yani. Kullanırken de sportif hissi var böyle. Yere daha yakın oturuyorsunuz. Ben normalde hani yüksek arabaları severim ama değişiklik olsun dedim. Bir de bunu deneyelim. Antalya'da hava bir yağıyor, bir duruyor. Hava kapüşonlu için sıcak. Tişört çıkardım giymek için. Ama tişört için de serin. Tam böyle arada bahar havası beni de kararsız bıraktı. Ama herhalde bir saat sonra falan hava biraz daha ısınır. Şimdi 21-22 derece. Biraz daha ısınınca üstümü değiştiririm. Altımda da İstanbul'da çok yağış olduğu için bot giymiştim. Spor ayakkabılarımı almıştım. Yanıma
Ayakkabı da değiştiririm. Sağ olun. Yeganeyi deniyorum. Evet, güzelmiş. Peynir bak. Şimdi arabayla seyir halindeyken böyle bir yer gördüm. Esasında geçen hafta buradan geçerken yine görmüştüm. 2 hafta önce açılmış. Aksu'da merkezleri varmış. Böyle peynir yapıyorlar. Özellikle farkı olan şu yegane dediğiniz şu çeşit değil mi? Tamam tamam, kesme git. O sosis kesi. Ben peynirlisini denedim. Sevdim. Şimdi şurada odun ateşinde yapılıyor. Harladık mı ateşe? Evet, harlıyoruz. Burdur Bucak beni şaşırttı. Antalya'da kapüşonluyu çıkartmıştım, montu çıkartmıştım. Tişörtle bucakta ıslandım bayağı. Allah'tan ayakkabıları değiştirmemişim. Şu anda da yine yağıyor ama çok daha kuvvetli yağmıştı. Neyse ki bucaktan kuzeye doğru gidiyorum. Bakalım daha kuzeyde neler var. Hava durumu nasıl olacak? Bu arada yıllardır bucağa gelirim ama bilmiyordum. Şöyle şu otun çayını ikram ettiler. Bolça diye. İlk defa içtim. İlk defa duydum. Daha önceden hiç denememiştim. Su atıcıymış. Yani idrar söktürücü başka ifadeyle. Yani esasen tadı çok da fazla, çok da bir tadı yok. Yani hafif ada çayına benziyor. Ama şöyle bir verdiler yanıma da. Evde de deneyeceğim. Eğer ödem atmaya da faydası olursa kullanırım belki diye de. Karnım çok aç. Bakalım. Burdur'da sevdiğim bir restoran var. Şimdi Burdur merkez yol ayrımına geldim ışıklardan. Ben Afyon yerine doğru devam ediyorum. Ve şimdi ise öğlen yemeği için duracağım tesise geldim. Mudul Bey restoran BP'nin içerisinde. Normalde biliyorsunuz Bucak'ta daha fazla yemek yiyorum. Çamlaraltı restoranda. Ama bugün hızlı olsun diye Mudul Bey'de yiyeceğim. Mudul Bey'e de yıllardır ara ara gelirim. Sadece burada kuzu inci kaşlamayı severim. Kuzu inci kaşlama varsa yiyeceğim. Yoksa devam edeceğim. Hazır yemek olduğu için sulu yemek hemen hızlı bir şekilde işimi görmüş olacağım. Şanslı günümdeyim. Son 3 tane haşlama kalmış. Birini aldım hemen. Az da kuru söyledim. Canım çekti görünce. Yani işte hazır olduğu için hemen çok hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden 10 dakikada yiyip yemek işini halletmiş olacağım. Afyon'a doğru devam edeceğim. Ya yine dayanamadım. Tatlıyanın önünden geçerken bir de tatlı söyledim ama çeyrek porsiyon kestirdim. Siz dedim yarım porsiyon yazın. Ama bana sadece çeyreğini verin. Üzeri de kaymaklı. Mudul Bey'in spesyal ceviz tatlısı. Ceviz Burdur'un mermerle beraber en meşhur olduğu şey, yani Türkiye'de cevizin en meşhur olduğu yer Burdur. Dolayısıyla ceviz ezmesi de çok yapılır Burdur'da. Bu da Mudul Bey'in kendine has yaptığı ceviz tatlısı. Yani lebane gibi ama cevizli. Üzerindeki kaymak da çok güzel. Dolayısıyla en azından ağzımda bir tat bıraksın diye ufacık söyledim. Çok güzel. Ben çok tatlı yememeye çalışıyorum ama tatlı için durulur. Yani yemek için durulmazsa Mudul Bey de tatlı için durulur. Yemekten sonra kahveye yine Onur Küçük'ün yanına geldim. Keçiborlu'ya yol üzerinde uğradım. Hem kahve içeceğim hem de benim drone'un kumandasını evde şarj etmeye çalışırken şarj olmadı. Ben de dedim ki yine Mavic Air olduğu için Onur'un bir şarj kablosunu getir bakalım dedim. Eğer problem kumandadan mı yoksa benim şarj kablosundan mı onu anlayalım diye. Ve sorun benim şarj kablosundanmış. Onur'un kablosuyla direkt oluyor. Bu birinci haber. İkinci haber, meğersem DJI'ın kablosu zaten Android kablosuymuş. Yani şu aradaki uç sadece Android haline getiriyormuş. Normal Android kablo ile deyince zaten oluyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi otostop çeken gençlere rastladım. Biraz ileride durdum. Onlar hala beni görmedi. Gördüler ama bilmemekte ısrarcılar. Selam. Gelecek abi. Misiniz? Aleykümselam. Vallahi abi dolu gibi geldik. Gördük de ondan gelmedik. Araba dolu gibi görünüyor. Film var ya. O yüzden gelmiyoruz. Ne diyor ki bu diyor bize. Nereye Afyon'a gidiyorsunuz? Gidiyoruz abi. Afyon'a. Aynen. Neresine? Merkez. 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 Tamam. Akdeniz. Hadi gelin. Tamam eyvallah. Eşyalar alıp gelelim abi. Tamam. Abi ön doluysa gerek yok. Arkaya şeyden ben ya. Ya tamam arkaya geçin o zaman ya. Açık mı? Kapalı mı? Kapalı herhalde. Açtım.
dedik abi bu maskeleri kadar takalım bir araba durmaz herhalde. Niye durmasın ya? Aa. Genelde öyle oluyor ya. Yo niye otostoptan durur ya iyi araba çok. Gökhan Üner var biliyor musun abi? Kim? Gökhan Üner. Gökhan Amerika'da Üner. Şey yapıyor. O da Amerika'da Uber yapıyor aynı böyle. He yok ben Uber yapmıyorum ya. Yok o Uber yapıyor. İsimler ne? İsim Göktan benim abi. Tuna abi. Tuna ve Göktu. Göktan. Aynen. Nerede öğrencisiniz? Ben Akdeniz Üniversitesi'ndeyim. İzmir Egemen. Hangi bölüm? Bu optisyenlik okuyor. Ben de şey rekreasyon yönetimi. Siz uzaktan öğrencisiniz. Şu sene mevcut öyle. Peki hiç yakından okudunuz mu? Yok üniversiteye hayır. Üniversite hep uzaktan. Hayır. İlk senemiz abi şu anda. İlk seneydi zaten. Nasıl bir dahaki sene artık ya. Hangi iş yapıyorsun abi? Ben mermerciyim. Mermerciyim. İyi abi. Mühendis falan mısın ya? Yok değilim. Direkt amele mi? Direkt amele. Amel yapalım. İş yapalım. Amele abi bu araba alınıyorsa ben de amel olayım diyecektim ben. Amele ne demek? Amele amel yapan, iş yapan, iş yapan. Yani. Hadi bakalım yolunuz açık olsun. Çok Allah zihin açıklığı versin. Tanıştığımız için çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yollarda görüşürüz. Hayırlı günler abi. Hadi bakalım. Arkadaşlardan ayrıldık. Şimdi 2-3 fabrikaya gideceğim. Ondan sonra artık mesaiye biteceğim. Saat zaten 5 çeyrek geçiyor. 6.30'a kadar zamanım var. Ondan sonra kimseyi fabrikada bulamam. Ondan sonra bugün... Gerçi çok karbonhidrat almadım ya. Çok karbonhidrat almadım o. Biraz midemde şişlik hissediyorum. Şöyle iyi bir idman çıkartırım bugün. Sonra dinleniriz artık. Bayağı da kilometre yaptık. Gün sonunda bakalım ne kadar kilometre yapacağım. Ve şimdi odaya geldim. Bakalım nereye bakıyormuş. Ben de bakmadım manzarasına. Şöyle Afyon'un arkasına bakıyor. Esasında bir manzarası yok. Arka taraftaki odaların dere gibi bir şey var. Dere manzarası var. Normalde ben Hilton grubunda sık kaldığım için ben sadakat programlarını seviyorum. Nasıl Türk Hava Yolları'nda sadakat programında Elite Plus'ım, Hilton grubunda da Diamond'ım. Burası Double Tree Afyon oteli. Normalde bir üst sınıfa upgrade yapmaları lazım ama bir üst sınıfta yer yokmuş, oda yokmuş. Havayolu firmalarından farklı olarak Hilton'larda rezervasyon yaptığınız zaman bir üst grupta yani rezervasyon yaptığınız oda sınıfının dolu olması gerekmiyor, şart değil. Bir üst sınıfta oda varsa otomatikman upgrade ediyorlar. Ama yokmuş. Şansıma 2 hafta önce kaldığımda yine yoktu. Dolayısıyla normal oda ama normal odası da gayet iyi, gayet yeterli. Zaten Double Tree'nin özelliği yatakların ödül alması. Yatakları çok rahat. Şimdi ise spor zamanı. Yeterince yorulmadık. Gidelim biraz da idman yapalım. Daha çok yoruldum. Egzersiz 3'er setten güzel bir üst vücut idmanı oldu. Ama saat 9.30 geçtiği için restoranlar kapandı. Dolayısıyla aç kaldım. Neyse yanımda protein tozu getirmiştim. Protein tozu içerim. Gerçi oda servisi var ama oda servisinden de sipariş edebilirim. Ama galiba etmeyeceğim. Protein tozumu içip yatacağım galiba. Yoruldum biraz. Bu sefer çilekli denk gelmiş. Bakalım dökmeden bunun içerisine tozu dökebilecek miyim? Tek elimle de kamerayı tutarak bu challenge'ı biraz daha zor hale getiriyorum. Evet, hadi bakalım. Hop, biraz dışarı taştı. Tam bir sabır işi ya. Benim gibi sabırsız bir insan için zor bir sınavdı ve biraz dışarı taştı. Hop.
Bugün protein tozlarına biraz fazla bandım. Sabah da evden çıkmadan önce protein tozu içmiştim kahvaltı yapmayacağım için. Biraz beslenme kötü oldu yani. Protein tozlarını ben böyle seyahatlerde falan kullanıyorum. Eğer yemek yemeyeceksem. Ama tabii imkanım varsa yemeği tercih ediyorum. Sonuçta mideye gerçek besin girdiği zaman onun biyo yararlanımı daha yüksek oluyor. Dolayısıyla vücut gelişimi için de, kasların gelişimi için de daha faydalı oluyor. Ama hani hiç gıda alamaktansa tabii ki son çare protein tozu gün kurtarıcısı oluyor, öğün kurtarıcısı. Evet, artık dinlenme zamanı. Günaydın. Güzel bir dinlendim. Hadi bakalım kahvaltıya. Ondan sonra gün başlıyor. Uzun bir yolumuz var yine bugün. Şimdi kahvaltıya girelim. Tabii ki 5 yumurta. Nasıl? Bir tane bal kaynatalım değil mi? Ve yolculuk başlasın. Yine iklimden iklime geçiş yaptığımız bir gün olacak. Montla başlıyoruz güne. Mont kazakla başlıyoruz. 10 derece Afyon. Ve Afyon'da şimdi de yağış başladı. Haziran'ın ikinci yarısındayız. Bakalım sonbaharla başlıyoruz güne. Yazıda yaşayabilecek miyiz bugün? Yollardan sonra beraber göreceğiz. Ankara'ya 240 km. Ama ben Ankara'ya gitmiyorum ki. Ankara nereden çıktı ya? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Ama çıkmamış da olabilirim. Afyon'dan çıkar çıkmaz hava açmaya başladı. Sandıklı'ya giriyorum şu anda ve hava 16 dereceye kadar çıktı. Herhalde Denizli'ye varınca 20'ye kadar ulaşır. Üstümde bu kırmızı sivet kazak tarzı şey var. Herhalde üstümü değiştirmem gerekecek birazdan. Bu arada dün gece spordan sonra odada yemek yemedim ama şöyle bir şey vardı. Fındık, badem ve Antep fıstığı. Bunu açıp yarısını yemiştim. Yarısından fazlasını hatta yemişim. Şimdi kalanını yiyeceğim. Kahvemi de aldım. Kahve eşliğinde kuru yemiş keyfi. Yolda en güzeli. Aynı gün içerisinde farklı meseleleri yaşamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi üzerimi değiştirdim. Ta öğlen değiştirdim. Saat şimdi 4.45. Denizli'den ayrılıyorum. İşlerimi bitirdim. Çevre yolundan gidiyorum ve 4.45 olmasına rağmen 24.5 derece. Şu anda Denizli yaz. Nereye doğru gidiyorum? Muğla'ya doğru gidiyorum. Yaz devam edecek. Yaz sezonu. Ama hala yemek yemedim. Şimdi Kuyucak'ta Can Restoran diye bir yerde durdum. Burada daha önceden de yemek yemiştim. Kuyu tandır yapıyor. Kuzu. Fena değildi. Bakalım hala fena değil mi? Yol üzerinde olduğu için burada benim Denizli'den Muğla yönüne gittiğim yol üzerine Nazilli'den hemen önce olduğu için bir de kuyu hani tandır olduğu için hazırdır. Hemen 10 dakikada yer devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü çok acıktım artık daha fazla devam etmeyeyim. Saat 5.30 oldu. Öğlen yemeği yememiştim. Kahvaltıyla duruyordum. Karnıma bir şeyler girsin. Saat 17.32. Bakalım 10 dakikaya yiyip kalkabilecek miyim? Bugünkü challenge'ımız bu. Kuyu tandır geldi. 250 gram dediler ama bu da 250 gram bence yok. Neyse olsun. Yemek bitti. Çayımı içiyorum. Ve 46. Yani 15 dakika ama hani 2 dakikada da çay desen 13 dakika. Fena değil. Aynı hatırladığım gibiydi. İyi sayılır, fena değil. Yani yol üstünde hızlıca yemek için doğru bir tercih. Karnımı doyurduğuma göre Nazilli'den Muğla yönüne doğru devam. Ve Muğla'ya vardım, işlerimi gördüm. Saat 8'i 40 geçiyor. Onu 40 geçe Muğla Havalimanı'ndan, Bodrum Milas Havalimanı'ndan İstanbul'a dönüş uçağı var. 2 saatim var. Kavaklıdere'deyim. Dolayısıyla bir yemek yiyecek yarım saatlik bir aram var. En fazla yarım saat çünkü buradan havalimanı 1 saat sürüyor. 20 dakikada yemeği yemem lazım. Şimdi en sık geldiğim restoranlardan Çınaraltı Restoran'a geldik. Yemeğe gidelim derken GoPro'yu kırdık, iyi mi? Neyse ışıklı bir yere gidince gösterelim. Ufacık kırıldı ucundan. Ama oradan su alır diye bir endişem var. Dolayısıyla su altında kullanmak için artık geç olabilir. Evet, bu da kameranın kırık haliyle, GoPro'nun kırılmış haliyle çektiğim ilk video. Videoda problem olacağını zannetmiyorum. Çünkü tam böyle
köşede. Yani kameranın açısında değil orası. Ama oradan işte su içerisine alma ihtimali de yüksek maalesef. Neyse, şu anda kafamı onunla yormak istemiyorum. Çünkü çok yorgunum artık. Havalimanına varmak üzereyim. Şu anda yatağını geçiyorum. Yaklaşık yarım saat sonra Bodrum Milas Havalimanı'nda olacağım. Uçağımın kalkmasına da 1 saat 10 dakika var. Yani uçağın kalkışına 40 dakika kadar yaklaşık varmayı planlıyorum. Gayet güzel bir zamanlama. Çok yorgunum. 900 kilometre araç 2 günde kullanmış oldum. Ve önceki gecede, seyahatten önceki gecede 5 saat kadar uyumuştum. Dün gecede 5 saat kadar uyudum. 22.40'da uçak. Eve herhalde gece 1 gibi varacağım. Dolayısıyla daha çok yorulacağım. Bakalım. Umarım bu gece de rahatlıkla biter. Havalimanına vardım. Arabayı teslim ettim. Artık göz kapaklarıma direniyorum. Hakikaten 900 kilometre sonra yoruldum. Ama daha uçak yolculuğu var. Ondan sonra eve gitmesi var. Biraz daha yorulacağım. Maalesef videonun sonu birazcık hüzünlü bitti. GoPro'yu yere düşürdüğümden dolayı, çatlaktan dolayı, ama yani çekimle alakalı bir problem olacak durum yok. Belki işte hani su sıçramasından da su geçmez de, hani denizin altına girdiği zaman, yani suyun altına girdiği zaman su kaçırabilir içerisine diye endişeliyim. Ama detaylı bakacağım. Neyse, artık olduğu kadar. Böylece Antalya'dan başladığımız yola Milas Bodrum Havalimanı'nda sona erdiriyoruz. Spor macera dolu seyahat kanadı Fitkezgin'i dediğiniz için teşekkür ederim.